Hoş geldiniz Zuhal'in, nasılsınız? Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim? Hoş bulduk. Size sürprizim. Ha, bu muydu? Hanımefendi. Japon mutfağına Japon kızı getirdim. Konnichiwa. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Evet, oyun başlıyor. Hadi bakalım. Bu arada ben Türkçe konuşabiliyorum. Türkçe evet. Biliyor. Japonya'dan gelmiş ama Türkçe konuşuyoruz. Bir daha bir şey var, ben Kazak'ım. Efendim? Evet, Kazak mı? İstanbul'uyum. Şey, Japon kızı istedim. Sen Japon gibi mi yutturmaya çalıştın Kazak? Canım, salam. Salam. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Adın ne? Token. Token. Ne yapacaksın bize? Token. Hizmet, yani sen mi şey yapacaksın? Ha, serviste servis. Yardım evet. Edecek. Gerçekten bana. Mi? Kabul ederler mi sence bunu? Zaten puan oynamadığım için onlarla masada vakit geçirmek istiyorum. Ha, sen vakit eğlencesine diyorsun. Peki Tolkien'da çok hoş terlikler falan da. Ne yapalım? Şey yapalım. Sushiler hani. Tamam mı? Ben şok. Sushiler tamam mı? Ha, sushiler elimden geleni yaptığımız zorunda. Ah, chopstickler burada. Evet, Yemekteyiz tarihinde bir ilki yaşayacağız. Bana da sürpriz oldu. Sürprizim var diyordu sabahtan beri. Tolkien bir dönsene bakayım şeylere. Ah, çok güzel. Yalnız iyi şey yapmışsın. Japon tam bir olmuş. Japon olmuş. Token olmuş. Sen çaktırma. Konnichiwa, annyeonghaseyo falan bir şey yaparız biz onu. Konnichiwa. Yani Japoncam da var farkındasınız. Korece ile karıştı biraz. Arada sen saydır anlamazlar. Evet peki. Kapı çalıyor. Gidin karşılayın. Bir şey soracaktım. Neyse karşılasınlar. Sen de git Token. Evet bakalım yarışmacılarımız Token'ı, daha doğrusu Japon zannettikleri Kırgız hanımefendiyi görünce. Hoş geldiniz. Bayan kim? Ha, bayan bize bugün serviste yardım edecek. Serviste yardım edecek. Mumbay Bey bu ne? Nereden getirdiniz? Siz de hoş geldiniz. Yemekleri hanımefendi mi yaptı? Buyurun hoş geldiniz. Ha, yemekleri kendim yaptık. Japon kardeş. Japonlar kardeş ülke. Japon kardeş. Evet. Ne tepkilerinizi merak ediyorum Emrah. Ben şok. Nasıl yani ya? Bu servis yapacak bize. Bu demesin. Evet. Siz ne yapacaksınız? Ben sizle vakit geçireceğim. Oldu. Bizde mi? Neden olmasın? Olmaz. Mi? Emrah Bey, ben sürekli bundan yapıyordu şey? Zaten kimseyi göremedik diye. Kendisini çok görelim diye. Ağzını bağlayın. Ben kesinlikle hep diyordunuz ki yarışmacıları masada göremiyoruz. Evet. Yorumlarımızı, eleştirilerimizi kendilerine söyleyemiyoruz. Alın işte Turgay bugün sizinle oturacak. Arkadaşımız servis yapacak. Hoş olmasın. Bence asla olmaz. Ben bunun için bir puan kıracağım. Olabilseydi ben de gerçekten servis için yanıma isterdim ya. Aa, hani. Gerçekten. Ya yapardım, gerçekten yapardım. Elvan'a çağrı var herhalde. Hani böyle yapmış. Olabildiğini bilseydim gerçekten yapardım. Bunun bizimle hiçbir alakası yok. Bir kez daha söyleyeyim. Hı-hı. Bir sürprizi varmış diye lanse edildi bana da. Hı-hı. Ne olduğunu bilmiyordum. Ben de sizler gibi kapıda karşılaştım. Bir şey diyeceğim. Söyle. Turgay, yemekleri sen yaptın değil mi? Ha, yemekleri ben yaptım. Hepsi sen yaptın. O şart. Ben aslında planlamıştım ilk eve girdiğimde Konnichiwa diyeceğimi. Çok tatlı bir bayan açtı. Japon maponla işte çok şaşırdık. Saçları falan bayağı Japon bir kadındı. Karşılamada bir Çin arkadaş da vardı. Bir şok olduk. Yemekleri de o yaptı zannettik. Turgay Bey'e zaten sorduk. Turgay Bey dedi yok dedi. Ben yemekleri yaptım, servis o yapacak. Neden Turgay Bey? Ben masada oturmak istiyorum. Olmaz ki. Neymiş, ben eleman tuttum. Eleman tutacak bir menü yok ki ortada. Turgay. Bu ne? O çorba kaşığı. Bununla mı çorba içeceğiz? Evet. Çinçan. Bunlar chopstick'lerimiz. Masası böyle. Biliyorsunuz Asya mutfağı. Evet. Evet. Acılı ekşili çorbayla ve masada kırmızı ve siyah kullanmak istedim. Bilekliklerimde evet. De kırmızı ve siyah var. Aa, onu görmemiştim. Harika. Çok güzel. Bak, incelik işte bu. Arkadaşımız da bize acılı ekşili çorba. Turgay Bey, evet. Siz yapar mısınız ilk servisi? Ben de yapacağım. Ben yani, yapacağım. Sen mi yapacaksın? Evet. Benim çorbamı sen göstereceksin. Sen göster. Belki çorbayı tanımıyordur arkadaş. Göster. Nasıl tanımıyor ya? Dermiş. Japon ayol. Biliyorsunuz tabii ki uzak doğu deyince çok geniş evet, bir geniş şey kapsamlı. Var yani kapsamlı. Onun için bilmiyorum aranızda daha evvel yiyen var mı? Sushi sever misiniz? Yani Elvan senden şüpheliyim açıkçası. Bana sordular ben dedim Elvan. Şöyle yani, Karadenizliyiz, balığa aşinayız zaten. O yani ayrı. Balıkla büyüyoruz ama
çiğ balık yiyemem. Çünkü benim zaten çok böyle hani alerjilerim var, rahatsızlıklarım var falan. Böyle bazı şeylerde... Somon var burada. Nigiri var biliyorsun. Pirinç üzerine dizilmiş deniz ürünü olmalı. Yemedim. Nigiri deyince o somonu seçtim. Yemedin. İzledim. MasterChef'ten falan böyle isimlere aşinayım. Uzak Doğu mutfaklarını çok izliyorum hiç ama... Hiç sushi yemedin mi hayatım? Hiç yemedim. Denemedin bile. Denemek... Yani yo, istemedim de. Hani denemek şöyle dursun diyorsun. Yani istemedim de çünkü şey gerçekten çiğ balık beni düşündürüyor. Ama hepsi çiğ balık değil, onu söylemeye çalışıyorum. Yani somon füme zaten yediğimiz bir şey. Evet. Yengeç almadı benim bildiğim. Evet. Tabii ki diğerlerinin içine ne koydu bilmiyorum. Rolleri var, nigirileri var. Saşimisi var mıydı hatırlamıyorum. Karides, ıstakoz falan bilmiyorum. Bir şeyler onları bekliyordum onu da ben gerçekten. Söylemeyeyim. Zaten size 4 çeşit sushi yapacağı ana yemekte evet. Söylendi herhalde. Tek tek getireyim mi? Olur, nasıl rahat eder. Ama şey böyle olsun da, deniz de olsun, suyu da olsun, tamam. Ben tatmıştım, bir arkadaşım çalışıyordu balıkçıda, orada yemiştim ben. Yemiştim. İşlerine tek tek bakacağım. Herhalde bakacağız yani. Evet, gösterdin herhalde. Gösterdim. Acılı ekşi çorbayı bilen var mı? Sen aşçısın, belki öğrenmişsindir. Şöyle bir şey, hayali dünya aşçı. Mutfağında efendim? Tabii ki hayali aşçı. Hayali aşçı. Kim mi sizce? Ne demek sizce? Yani dört gündür, beş gün mü oldu? Dört gündür masada yaptığı eleştiriler falan. Bir aşçıya yakışır eleştiriler değildi. Neresi yakışır yani. Yemek yapmayı bilmiyorsunuz. Tabii canım, çok iyi takmayı da bilmiyorsunuz zaten. Aysel Hanım bana hayali aşçı dedi. Bunu bence sinirden söyledi veya dünkünün siniri hala geçmemişti üzerinde. Kendisi bana yüksek puan verdi diye benim bana yüksek puan vermemi düşündü. Vermediğim için bu kadar tepki gösterdi ama ben aşçıyım. Aşçı falan değil kesinlikle. Kadayıf dolmasının kadayıfına terine nasıl yağ dökülür ben anlamadım. Nasıl bir aşçı bu? Aşçı falan değil kesinlikle. Aynı fikirde olmak istemesem de kendisiyle katılıyorum. Cansu'nun ben mesleğini göremedim gerçekten yemeklerinde. Biraz daha masada da kendisine söylemiştim hani o bıçak hareketlerini biraz daha kesim şekillerini, farklı pişirme tekniklerini falan kendisinden görmek isterdim. Katılıyorum. Doğru.